Beykent TV ekranlarından hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün çocuk gelişimi programında yine önemli bir konuyu konuşacağız. Çocuklarda travma konusunu konuşacağız. Bunu konuşmak için yanımda önemli bir konuğum var. Psikolog Deniz Bozunoğulları. Hoş geldiniz Hoş Deniz Hanım. bulduk, merhaba. Sizinle travmayı konuşacağız, çocuklarda travmayı konuşacağız ama ilk önce travmanın tanımından başlayalım isterseniz. Tamam, tabii ki. Travmayı aslında tanımlarken öncelikli olarak ele almamız gereken konulardan bir tanesi stres kavramı. Günlük hayatımızda çokça kullandığımız bir kelime ve genelde olumsuz olarak kullandığımız bir kelime aslında. Ama stres dediğimiz zaman aslında biz herhangi bir değişim durumuna kişilerin verdiği tepkiler ve bu süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir değişim dediğimizde de aslında hayatta yaşadığımız günlük olaylar, herhangi bir gün yaşadığımız durumlarda stres faktörü olabiliyor bizim için. Ama bu her zaman için olumsuz olmak zorunda değil. Yani bazı durumlarda durumsal olarak stres yaşayabiliyoruz. Bu olumlu olarak bizim aslında yaşadığımız stres, işte örneğin performansımızı arttırmakta, günlük hayatta bazı şeylerle başa çıkmamızı sağlamakta gerekli bir faktör oluyor. Bir de katlanılabilir stres dediğimiz bir kavram var ki bu da mesela şöyle açıklayabilirim. Bir çocuğun örneğin yemek yeme isteği için yani acıktığında ağlaması onun için bir stres faktörü de olsa bu onun katlanabildiği ve tolere edebildiği bir seviyede kalan bir stres oluyor. Yemek geldiği zaman çok kolay sakinleşebilen. Ve buna ihtiyacı var çocuğun besleniyor olması için. Ama aslında baktığımızda bu da bir stres. Fakat asıl stresin bizim hani olumsuz anlamda kullandığımız stres aslında toksik stres dediğimiz. Kişilere daha hayatının genelini, bütününü, ruh sağlığını, fiziksel sağlığını da etkileyecek seviyeye gelen bir noktasında. Yaşadığımız stresler bizi daha olumsuz etkiliyor ve bu noktadan toksik stres dediğimiz kavram süreyen bir şekilde ilerlediğinde ve hayatında çok daha majör bir etki yarattığında aslında travmatik bir yaşantıya evriliyor. Burada da aslında travmadan bahsederken mutlaka bunun tanımını psikolojik travma olarak yapıyor olmak gerekiyor. Çünkü travma dediğimiz aslında tıp literatüründen gelen bir kelimeden bahsediyoruz. Bizim bugün konuşacağımız kavramsa psikolojik travma boyutu. Çünkü yaşadığımız bazı olaylar bazen hiç beklemediğimiz, bazen beklenen şekilde de gerçekleşebilse de travmatik deneyim dediğimiz zaman şöyle durumlardan bahsediyoruz. Yaşanan olayın kişinin hayatında fiziksel bütünlüğüne, psikolojik bütünlüğüne, inanç sistemine, sevdiklerine ve yaşamının bütününe tehdit içeren büyük majör olaylardan bahsediyoruz. Ve bu hayatında öyle bir etki yaratıyor ki bu kişinin sonrasında hani bu bizim düz böyle bir çizgi olarak ele aldığımızı varsayarsak hayatın gidişatını o düz çizgide çok büyük bir kırılmaya sebep oluyor. Ve dolayısıyla kişinin bu kırılan çizgiyi toparlaması için psikolojik olarak ve dışarıdan destek alarak hayatına devam etmek için çabalaması gereken bir süreçten bahsediyoruz. Çocuklarda da bu durum tabii ki çok daha yetişkinlere kıyasla biraz daha farklı bir çerçeveden gerçekleşiyor. Bunlar yaşlara göre aslında sınıflandırmanızı ve çocuklarda görülen belirtilerinin neler olduğunu soracağım ama bu travmatik yaşantılar dediğimiz ölüm olabilir, boşanma olabilir, neler olabilir? Yani bazen çocuklardaki gelişimsel krizleri de biz travmatik yaşantılar olarak nitelendirebiliyoruz aileler. O yüzden biraz gelişimsel krizden de yani çocuğun yaşının gerektirdiği krizleri de açıklıyor olmak oldukça değerli diye düşünüyorum. Kesinlikle çok haklısınız bu konuda. Şimdi hayatımızda aslında o kadar da alıştığımız bir durum ki işte çevremizde birileriyle konuşurken özellikle anne babalar hani işte biz böyle böyle şeyler yaşıyoruz. Aa, bizim çocukta da bunlar var dilinde konuştuğunda mutlaka böyle o olayları aslında çok büyük değerlendirebiliyorlar. İşte boşanma veya çocuğun okula başlaması. Yani bu tarz durumları da aslında biz böyle bir genelde sanki aa bu çocuk travmaya maruz kaldı. Anne baba boşanıyor ve bu onun için bir travmadır demek doğru değil aslında. Psikolojik travmadan bahsederken çok daha farklı bir boyutundan bahsediyoruz. Ama bu boşanma, okula başlama, okuldan ayrılma, işte çocuğun yalan söylemesi gibi durumlar aslında bizim gelişimsel kriz olarak adlandırdığımız durumlar. Hani stres gibi kriz de hayatımızda çokça kullandığımız kelimelerden birisi ama günlük hayatta aslında bir sürü olay yaşıyoruz kriz niteliğinde. Hayatımızın
normal akışının seyrinde giderken bazı noktalarda bizi zorlayan durumlar yaşayabiliyoruz. Krizi de biz ikiye ayırıyoruz. Birisi durumsal krizler, birisi de gelişimsel krizler. Durumsal krizler aslında tam da bahsettiğimiz travmaya da evrilebilen, travmatik yaşantı olarak da adlandırılabilen, örneğin bir yakınını kaybetmek, bir ölüme şahit olmak, işte deprem yaşanması, daha durum spesifik olan şeyler aslında. Fakat gelişimsel krizlerde bir insan hayatında hepimizin dönem dönem yaşadığı şeylerden bahsediyoruz. Boşanma, okula başlama, mezun olma, işe girme, işten ayrılma, bazen işte ev sahibi olma veya atıyorum küçük yaşlardaki çocuklar için özellikle işte ödev yapmak istememe, yalan söyleme, izinsiz bir eşyayı alma gibi. Bunların hepsi aslında çocukların gelişim döneminde, belirli yaşlarında her bir çocuğun mutlaka hayatında en az bir kere yaptığı, en az bir kere denk geldiği durumlar oluyor. Ve o gelişim sürecinde bu çocuğun işte yalan söylemeye başladı, eyvah kesin bir problem var ve bir şeyler yanlış gidiyor diye paniklemeden önce hani bir bakıp bu çocuğun yaş gelişim dönemine göre bu normal mi? Yalan söyleme davranışının sıklığı artıyorsa farklı değerlendirmek ama hani birkaç kere yaşandığı zaman da bunu çok büyük alıp bir kriz olarak da yaşamamak gerekiyor aslında. Çünkü dediğim gibi hani bazı yaş dönemlerinde çocukların yaşadığı şeylerin yaptığı davranışları da normal olarak addediyoruz. Büyümenin krizleri aslında bunlar, gelişimsel krizler dediklerimiz. O zaman biz normal ve anormal davranışı tanımlandırırken özellikle çocukların yaş gelişim özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerektiğini her defasında uyarıyoruz ve davranışın aşırılık boyutunun çok önemli olduğunu, ne kadar sıklıkta yapıyor. Buna yönelik olarak çocukların davranışını travmatik ya da kriz olarak nitelendirmek daha doğru diye düşünüyorum. Yine döneceğim demiştim. Çocukların olaylara vermiş olduğu tepkiler yaş ve gelişim özelliklerine göre farklılık gösteriyor dedik. Yani bebeklikte çocuklar travmatik bir yaşantıya nasıl tepki veriyorlar? Çocukluk döneminde nasıl tepki veriyorlar? Bir farklılık var mı? Tabii ki var. Yani gelişim dönemlerine göre yaşanılan travmatik deneyimler sonrasında çocukların verdikleri tepkiler çok değişiyor. Örneğin özellikle bebeklikte ister istemez böyle şey deriz, hani küçük daha hatırlamayacak bir şey zaten, anlamaz bir şey zaten. İşte mesela boşanmada bu çok sık karşımıza çıkıyor. Anlatmayalım, şimdi nasıl konuşacağız, ne anlatacağız ki işte daha atıyorum 1,5 yaşında. Evet, hani çocuğun gelişimsel olarak baktığımız zaman bebeklik döneminde daha artık hani konuşma evresine ve yürüme başlamadan önce de özellikle ilerleyen süreçlerde bireysel hani terapiye geldiklerinde şunu çok sık görebiliyoruz. Travmatik bir deneyime maruz kalan çocuklar bu olayları aslında kokuları, sesleri ve bazı görüntüleri tutuyor oluyorlar. Yaş ilerledikçe bunlar aslında beyin gelişimiyle beraber anı olarak inşa olabiliyor. Fakat öncesinde bebekken de bedeninde, zihninde belli imajlar ve belirli noktada böyle hafızada yer ediyorlar. Dolayısıyla da mutlaka ve mutlaka o çocuklara ya zaten küçük daha anlamaz ve hiçbir şey yapmamıza ve söylememize gerek yok atlatacak bir şekilde diye yaklaşmaktan ziyade örneğin bebeklik döneminde şunları çok sık görebiliyoruz travma sonrası tepkiler olarak. Mesela depreme maruz kalmış bir çocuk örnek verelim. Kundakta işte beşiğinde yatarken deprem oluyor. Çocuk o sarsıntı hissini hatırlıyor ve deprem sonrasında evet bebeklerin ağlaması tabii ki beklenir ama artış görüyoruz bunlarda. İşte anne diyor ki mesela artık uyutmakta çok zorlanıyorum. Yani çok sık ağlamaya başladı. Bu dönemde onu mutlaka bebeği mümkün mertebe böyle koruyup kollamak, güvende hissettirmek, şefkat verme sıklığınızı arttırmak ve ona iyi gelecek şeyleri devreye sokmak daha önemli oluyor. Yani çocuklukta, bebeklik döneminde daha çok hani biraz daha huzursuzluk, bedensel iritasyon, ağlamalar, hani anneden çok böyle kopmak istememe olarak görüyoruz. İlkokul dönemine geldiğimiz, ilkokul öncesinde pardon, böyle basamak basamak gidelim. İlkokul öncesinde ise biraz daha böyle şeyleri, regresif davranışları görebiliyoruz. Yani davranışsal, fiziksel, duygusal ve düşünsel bazda tepkileri tabii ki ayrışıyor çocukların. Davranışsal olarak biraz daha böyle örneğin 5 yaşında bir çocuk 2 yaş davranışları göstermeye başlayabiliyor. Alt ıslatmalar başlayabiliyor.
işte çok sık ağlamalar, korkular, kaygılı hissediyor olmak, çok daha böyle kendini mutsuz ve daha önce yaptığı aktivitelerden keyif almadığını gözlemleyebiliyoruz. Anneden ayrılmak istememe yine çok, yani bakım veren kişiden diyeyim, anne, baba veya artık abla, her kimse. Affedersiniz. Bu şekilde davranışlar görebiliyoruz. İşte bazı çocuklarda mesela çok içe kapanma, arkadaşlarıyla oynamak istememe, eskiden çok sevdiği ve hiç ayrılmadığı bir oyuncağıyla artık ilgilenmeme gibi bu şekilde travmatik tepkiler gösterebiliyorlar. İlkokul dönemine geldiğimizde ise biraz daha böyle düşünsel bazda daha egosentrik dönemde oldukları, yani daha her şeyin aslında kendilerinin etrafında dönen ve somut düşünme daha kuvvetli bir şeyde olduğu için bu çocuklarda daha çok bazı durumlarda şeyi duyabiliyoruz mesela, benim yüzümden mi oldu? Özellikle işte deprem sonrasında da bu duyulabiliyor, boşanma sonrasında da duyulabiliyor. Hani o kadar anlamlandırmakta zorlanıyor ki yaşadığı olayı. Biz ne yaşadığına dair bu çocuğu desteklemediğimiz noktada mesela bu söylemleri çok duyabiliyoruz. Onun haricinde de yine aynı şekilde işte kabuslar, uyku problemleri, karın ağrıları, işte kas ağrıları gibi beden de tepki verebiliyor. Dolayısıyla çok fazla kabus görmekle işte hem korku hem kaygı hissedebiliyorlar. Yalnız yatmak istemeyebiliyorlar. Veya işte burada da yine alt üst atmalar devreye girebiliyor. Yalnız kalmak istememe, işte karanlıkta kalamama gibi korkular başlayabiliyor. Haricinde yine aynı şekilde okul başarısında düşüşler başlayabiliyor. Okula gitmek istememe, okuldan kaçma isteği, ama yani yaş gereği çok yapamıyorlar ve çok yeltenmiyorlar, ama yine de gitmek istememe, ödev yapmama, sınıfta çok huzursuz durma, oturmama veya bazı çocuklarda ani bir şekilde aslında hiperaktiviteyle bazen karıştırılabilecek bir seviyede çok fazla hareketli davranma, çok dikkat eksikliği de başlayabiliyor. Biraz daha ergenliğe geldiğimiz noktadaysa bütün bu belirtiler görülebildiği gibi buna ek olarak ergenlik döneminde soyut düşünmede artık devreye girdiği için daha fazla sorgulama, hayatın anlamını, ne yaşadığı, nasıl oldu, nereye gidiyor ve ne yapacak, bu hiç geçmeyecek mi gibi, hani kendini, çevresini ve duygu durumunu çok daha fazla sorguladığını görüyoruz. Ergenlikte bir de buna ek olarak tabii ki tehlikeli davranışlar çok daha fazla artabiliyor. Arkadaş gruplarının değişmesi aniden, işte madde ve alkol kullanımına başlamak, okuldan kaçmak veya anneden, babadan, çevreden, aileden tamamen uzaklaşmak, daha izole ve daha kendi çerçevesinde yaşamak sadece gibi. Yine okul başarısında düşüşler ve okulda zorlanmalar, otoriteyle kavga etmeler olabiliyor. Ama yine aynı şekilde duygusal olarak çok büyük korku, endişe ve depresyon gibi hani mutsuzluk hali de yaşanabiliyor. Bunun haricinde de eğer biraz yani yaşanan olayın da ne olduğuyla da ilişkili olarak, bunu çocuğun nasıl yaşadığıyla ilişkili olarak en tehlikeli olan taraflardan birisi intihar düşünceleri devreye girebiliyor. Çünkü yaşadığı şeyle başa çıkmakta çok zorlandığı noktada soyut düşünme de işte hani daha önce bahsettiğim gibi devreye girdiği için alternatif yaşam ne olabilir, ne yapabilir, nereye gidebilirleri merak ediyorlar. Dolayısıyla bunlar da yaşanabiliyor. Sanıyorum kabaca bu şekilde özetleyebiliriz. Peki bu belirtiler çok önemli ama çocuklukta yaşanan psikolojik travmanın yetişkinlikte yaşanan travmaları tetiklediğini biliyoruz. Ve ya da yaşanan bir travmadan her çocuğun aynı etkilenmediğini söyleyebiliriz. Aynı travmatik olaya aynı çocuklar maruz kalıyor ama bazı çocuklarda çok daha fazla tepkiler olurken bazı çocuklar daha çabuk tolere edebiliyorlar bu durumu ya da belki daha sonraki yaşadığı bir travma eski travmasını tetikleyebiliyor gibi. Bu konuda yani her çocuğun aynı travmayı nasıl yaşadığını ya da aradaki farklılıkları neler olabileceğini, neden böyle bir farklılığın olabileceğini merak ediyorum aslında. Çok da değerli bir soru bu. Çünkü aslında çokça kafalarını karıştırabiliyor ebeveynlerinde, bazen öğretmenlerinde. Örneğin okulda, bir sınıfta işte bütün çocuklar aynı anda aynı olaya maruz kalıyorlar. Mesela hani birazcık uç bir örnek ama şöyle bir örnek verebiliriz. Hani haberlerde son zamanlarda çok daha sık duymaya başladığımız Amerika'da mesela okul taranması.
Evet. Yani okula gelip silahlı saldırıda bulunulması. Burada aslında baktığınız zaman aynı yerde, aynı anda, aynı yaş grubundan bir sürü çocuk aynı olaya maruz kalıyorlar. Fakat sonrasında görüyoruz ki bazıları okula tekrar gelmekle ilgili o kadar problem yaşamıyor. Hı hı. Ama bazıları mümkün değil kapıdan içeri giremiyor. Yani gerçekten kapının önünde böyle kendini yere atan, kriz geçiren ve çok şiddetli ağlama tepkileri veren, işte uyuyamayan bir sürü çocuk olabiliyor. Bazılarında ise bunları görmüyoruz. Bu aslında tamamen insan dediğimiz faktör işin içine girince her noktada farklılaşıyoruz. Çünkü her birimizin aslında sizin de az önce söylediğiniz gibi hayatında geçmişinden itibaren getirdiği bir sürü meselesi var. Hem cebimizde bir sürü aslında kaynaklarımız, bizi güçlü tutan, işte hem tecrübe edindiğimiz olaylar ama bir yandan bireysel olarak başa çıkma becerileri dediğimiz tarafımız var. Bir taraftansa yaşadığımız diğer durumlar, olumsuz yaşantılar diyeyim. Bunlar da bize birazcık aslında risk faktörü olarak devreye giriyor. Yani biraz daha şematize etmek gerekirse aslında bir tarafta hayatımız boyunca yaşadığımız ve aslında bazı sahip olduğumuz özelliklerimizle beraber risk unsuru oluşturuyor bunlar. Hı hı. Bazıları ise bizi tam tersi koruyor. Aslında bu ikisinin dengesi bizde travmaya verdiğimiz tepkiyi ne seviyede olduğunu ortaya çıkartıyor. Bir olay yaşıyoruz. Bu olay hayatımızın ortasına oturuyor. Terazinin ortasına oturduğunu düşünün bu olayın. Eğer koruyucu faktörleriniz ağır basıyorsa onu o ağırlığı kucaklayabilir ve yola devam edebilirsiniz. Ama sizi risk faktörleriniz ağır basıyorsa olumsuz yaşadığınız bu olayla beraber iyice aşağıda düşebilirsiniz. Peki bu risk faktörleri neler? Evet. Mesela bundan biraz bahsedecek olursak. Örneğin ekonomik olarak maddi durumda ekonomik olarak zorlanan kişiler. Hı hı. Çünkü aslında sadece hani bu şey gibi basit indirgenmesi çok yanlış oluyor. Parası yoksa bir şeyle başa çıkamaz mı? Bu böyle bir şey değil. Yani eğer yoksulluk söz konusuysa yaşadığı çevre bir çocuğu mesela daha fazla travmatik deneyime maruz kalma ihtimalini arttırabiliyor. Hı hı. Eğitim seviyesini etkileyebiliyor. İşte çevresinde yapacağı arkadaşlarıyla beraber yapabileceği aktiviteleri, başa çıkmak için edinebileceği becerileri, örneğin kaynaklar olabilecek sosyal aktivite hı hı. vesairelerini de etkileyebiliyor. Dinimiz, ırkımız, bunların her birisi mesela ayrımcılığa maruz kalmamız için bir kapı açtığından dolayı bizim için aslında risk faktörü olabiliyor. Daha önce bir çocuk küçüklüğünden itibaren örneğin göç yaşamışsa, hı hı. Savaş tecrübesi varsa veya daha öncesinde bebekliğinde bir istismara, ihmale maruz kaldıysa, bunun haricinde yaş döneminde, hani hangi yaş döneminde ne olayı yaşadığı da önemli oluyor. Evet. İşte ailesinde daha önce bir kayıp yaşadıysa, bütün bunlar aslında bu olaylarla başa çıkmamızı olumsuz yönde etkileyen faktörler olabiliyor. Peki bizi neler ve nasıl koruyor diye baktığımızda, çocukları yani daha çok, eğer hani biraz daha böyle aile tarafından daha desteklenen, daha kendini güvende hissedebildiği ve güvenli bir ortam oluşturabileceği bir çevresi varsa, sosyal arkadaş, yani sosyal çevresi inanılmaz destek oluyor çocuklara bu evet. konularda da. İşte okula gidiyor olması, çevresinde arkadaşlarının olması, okuma yazma biliyor olması, bir şeyler okuyabiliyor olması, sosyal aktiviteler yapabiliyor olması. Çocuğun aslında oradaki becerileri ne kadar artıyorsa o esneme kapasitesi de artıyor diyebiliriz bir yerde. Yani bir olayı yaşadığı durumu anlamlandırmak için elinde daha fazla kaynak varsa daha rahat başa çıkabiliyorlar. Peki ben bu koruyucu ve risk faktörlerini söylediğiniz zaman aklıma şey geldi. Evet, risk faktörleri çocukların daha da travmatize olmasını etkileyebiliyor. Ya da koruyucu faktörler onların travmadan daha az etkilenmesine sebep olabiliyorlar. Ama bir de yaşanan travma sonrasında çocuklar belli başlı tepkiler veriyor. Bunları söyledik. Ama bu travmayı yaşadı ve bizim hemen onu bu travmatik olaydan kurtarmamız lazım gibi bir durum söz konusu değil. Yani bir süre çocuklar bu tepkileri verecekler. Biz bunları ne kadar süreyle takip edeceğiz ve daha sonrasında
bir problem oluşacak mı, oluşmayacak mıyı aslında sorguluyorum. Yani bu aslında çok önemli bir noktası ve çok da önemli bir ayrımı. Şimdi çocuk herhangi bir olumsuz durum yaşadığında, özellikle hani gittikçe artan böyle koruyan ebeveyn profilimiz var ya. Hani evet. İşte sosyal medyayla daha çok bilgilenmekle vesaire beraber aman bir şey olmasın hali. Hayır, yani her insan büyüyene kadar, yani büyüdüğünde de ölene kadar diyeyim, hayatı boyunca olumsuz durumlara maruz kalacak. Ve bunlarla ilgili başa çıkma becerileri de biraz bununla da zaten gelişen şeyler. Fakat olumsuz olayı yaşadıktan sonra çocukta bu program başında da bahsettiğimiz belirtiler gözlenebilir. Ama mutlaka gözlenecek diye bir şey yok. Fakat bizim bu durumları yaşadıktan sonra söylediğimiz artık çok slogan olan bir ifade vardır travmayla çalışırken. Aslında travmatik durumlar sonrası yaşanılan şeyler, verdiğimiz tepkiler anormal duruma verilen normal tepkilerdir. Çocukların işte örneğin bir deprem sonrasında uykularının bölünmesini, işte belli bir süre kabus görmesini, belli bir süre korkmasını, bunları normal karşılarız. Ebeveynler olarak da aslında ve yetişkinler olarak diyeyim, hani sadece ebeveynler değil, öğretmenleri de, çevresindeki diğer yetişkinler de yaşanan olumsuz travmatik durum sonrasında bir süre çocuğu gözlemlemeliler, ona eşlik etmeliler. Bir bakmalı ve hani bunları yaşıyor evet, ama hani bunları yaşıyor olması şu anda normal. Bir ay kadar zaten verilen stres tepkilerine biz akut stres tepkileri deriz. Ve bunların olmasını bekleriz. Bir aydan sonrasında baş etme becerileriyle beraber işte zamanın devreye girmesi ve bir sürü faktörle çocuğun çevresinde var olan azalmasını bekleriz yavaş yavaş. Ve üç aya kadar da hani biraz daha artık adapte olmuş olması ve bu durumdaki o olumsuz duygu durumunu taşımıyor olmasını bekleriz. Ama 3 aydan sonraki süreçte azalmak bir yana bazı durumlarda artabilir, tepkiler çeşitlenebilir. Eğer böyle şeyler yaşanıyorsa 3 aydan sonraki süreçte çocuğumuzdaki bu işte örneğin mesela kabuslarının veya alt ıslatmalarının veya çığlık atmalarının, çok ağlamalarının sıklaştığını görüyorsak bir uzmandan destek almak gerekiyor. Şimdi o zaman uzman kısmına da geçeceğim ama bu akut dönemde, yani anormal bir durum gerçekleştiğinde çocukların vermiş olduğu bu normal tepkileri ailelerin nasıl karşılaması gerekiyor? Önce bunlardan sonra eğer karşılanmıyorsa uzmanlar neler yapmalı diye soracağım. Aileler bu tarz travmatik durumlarda neler yapıyor olmalılar çocuklarına? Yani yaş dönemine göre çok değişmekle beraber tabii ki. Hani bebeklikte az önce biraz böyle bahsetmiştim. Hani daha fazla şefkat göstermek gibi. Evet. Yaşanan durumun ne olduğu da tabii ki çok önemli. Ama hani çocuğun ritmine, gelişim dönemine özen göstererek öncelikli olarak yapılması gereken en önemli şeylerden birisi bilgilendirmek. Çocuğu alıp karşılarına bak anneciğim işte şöyle bir durum oldu. Bunu böyle böyle bir şey yaşadık. Ve şu anda farkındayım ki kafam biraz karışık, korkuyorsun gibi duygularını aynalayarak, hani aynalamak dediğimiz biraz yansıtarak fark ediyoruz çünkü şu karşımızdaki çocuğun korkmuş olduğunu, endişelendiğini mutlaka anlıyoruz. Ne yaşadığını anladığımızı ona da fark ettirerek bu süreci anlamasına yardımcı olmaya çalışmak. İşte deprem olduysa bak evet hani çok korkutucu ve çok büyük bir sarsıntı yaşadık. Bu böyle böyle gelişen bir olay. İşte şunun sonrasında böyle bir şey yaşandığı için bu oluyor. Ve biz şu anda bu süreçte işte çok korkmuş olman normal, ben de çok korktum diye kendi duygularını da paylaşıyor olarak ufak bir bilgilendirme yapmaları. Ve içerisinde şunu da mutlaka söylemeleri. Hani bir dönem korkabilirsin, yalnız kalmakta zorlanabilirsin. Bunlar çok normal. Ben senin yanındayım, sana destek olmak için buradayım. İşte güvendesin ama bunu yaşadık ama artık bitti. Şimdi ve burada şu anda güvendeyiz. Bunun altını çizmek çok önemli. Yani öncelikli olarak ne yaşanadığını anlamlandırmasına destek olmaya çalışmak. Duygularını fark ettiğimizi belli etmeye çalışmak. Onun yanında olduğumuzu ve güvende olduğunu hissettirmek. Ve sonraki süreç için bilgilendirmek. Hani her birimiz için aslında hayatta korkutucudur bilmediğimiz şeyler. Evet. Şimdi deprem oldu, yarın okula gidip gitmeyeceğini bilmiyor. Nerede yatacağını bilmiyor. Veya bir kayıp yaşandı. Örneğin baba kaybı oldu. Yarın babanın gelip gelmeyeceğini bilmiyor. Ölüm kavramı onun için net değil. Dolayısıyla çocuk için bu adımların bilgilendirilmesi çok önemli. İşte
atıyorum şu kadar süre boyunca okula gitmiyor olacaksın. Bunları yapıyor olacağız. Rutinden sapılıyor olduğu için artık hayatın o akışı sekteye uğradı. Evet. Ve yeni bir sistem başlıyor. Bu sistemle ilgili bilgilendirmek çok önemli. Onların neyi beklediğini, ne yaşayacaklarını anlamlandırmaları için buna destek oluyor olmamız önemli. Ne soruyorlarsa dinlemek. Orada onlar için her zaman gelebilecekleri bir kapı ve bir destek merkezi olduklarının altını çizmek. Sordukları sorulara mümkün mertebe asla yalan söylemeden cevap vermek çok önemli. Bu çok büyük yapılan bir yanlış. Çok da sık yapılan bir yanlış. Özellikle ölüm durumlarında. Evet. Onu bir parantez açmak istiyorum ben de. Ölüm durumlarında çocukların öncelikle yaş dönemlerine göre ölümü algılayış biçimleri farklı. Evet. Somut dönem ve soyut dönem olarak. Onlardan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Bir de aileler genelde çocuklar zaten bazı durumlarda ölümün geri dönüşünün olabileceğini düşünebildikleri dönemde maalesef bizi yukarıdan izliyorlar diyor ve bu çocuk için aslında çok daha kötü oluyor. Evet. Biraz ölüm sürecinden de bahseder misiniz? Çocuklar nasıl algılıyorlar ölümü? Yani hani bu tabii ki çok daha kapsamlı ve çok daha evet. uzayan bir konu. Çünkü yaş dönemine göre, o bilişsel seviyeye göre çok çok değişiyor. Fakat aslında çok temelde hani ortak bir yerden anlatmaya çalışırsam şöyle diyebilirim ki herkes o anda bir kayıp yaşıyor. Yani kaybedilen kişinin kim olduğundan bağımsız olmakla beraber çocuğa bunu açıklayıp destek olacak yetişkin de bir kayıp yaşıyor. Evet. Dolayısıyla çok zorlanıyor olmak kadar normal bir şey olamaz. Anlatması ayrı zor, destek olması ayrı zor. Ama çocuğun yaş dönemine göre ölüm kavramını ne seviyede biliyor? Önce bundan emin olarak ona oturup önce ölümü anlatmak gerekiyor. Ölümün nasıl bir şey olduğunu, ne demek olduğunu, ne yaşandığını... soru soracak mutlaka, o sorulara mümkün mertebe cevap vermek. Sonrasında yaşanan kaybın nasıl gerçekleştiği, yine çocuğun mümkün mertebe gelişim dönemine uygun olarak gerekiyorsa bazı detayları tabii ki vermemek. Ama en azından örneğin hani intihar gibi bir durum söz konusuysa mesela hani tamamen böyle bir yalan atma noktası geldi, yalan söyleyerek bir şeyleri ifade etmeye çalışmak çok daha mesela korkutucu oluyor. Çünkü çok büyük senaryolar dönüyor çocukların kafasında. Mutlaka oradaki boşlukları fark ediyorlar. Ama sonrasında bu bilgilendirmeleri yapmaya çalışmak ve çocuğu da kendi hızına bırakmak da önemli o noktada. Yani bazı durumlarda mesela şey olur, anlatılır, kayıp. Çocuk bakar, hiçbir şey söylemez, gider oyun oynamaya devam eder. Ve anneler veya babalar veya işte kim açıkladıysa anlamadı herhalde der. Bu onun anlamaya çalışma şeklidir aslında. Sessiz kalması, bunu bir süre değerlendirme ihtiyacı olduğunu, günlük hayatına devam ederek aslında oyun oynarken çocuk yaşadığı şeyi anlamaya çalışır. Onun dili odur çünkü. Hayatta temas etme şekli odur. Ve o yüzden de bunu şeyle değerlendirmemek gerekir. Anlamıyor, anlamayacak, küçük zaten değil. Alıp karşısına daha sonrasında bir gün hiç konuşmayıp ertesi gün gelip bir sürü soru sorabilir. Ya da birden ağlamaya başlayabilir. Bütün bunlara eşlik etmek, yanında bulunan yetişkinin de kendi duygularını da paylaşarak aynı o bahsettiğim aslında diğer travmatik, psikolojik travmatik durumlarda olduğu gibi ben de üzgünüm, bu çok zor, evet benim için de çok zor ve hani bu acıyı paylaşmak dediğimiz şeyi tam olarak bir fiil gerçekleştirebilmek gerekiyor. Ve çocukları aynen daha önce de bahsettiğim gibi izlemek, gözlemlemek, destek olmaya çalışmak. Ama kilit noktası ve en önemli kısmı ölümü konuşma anı, anlatma şekli ve o bilgilendirme şekli. Bir tek şunun da altını çizmek istiyorum ki sadece bu ölüm durumu spesifik değil. Genel olarak yetişkinlerin en çok çekindiği şeydir çocukların soruları. Bazen öyle bir soru sorarlar ki kilitlenip kalırsınız. Ama şunu unutuyoruz ki bilmiyorum da bir cevap. Çok üzülgünüm. Gerçekten bu sorunu şu an merak ettiğinin farkındayım. Ama ben bu sorunun cevabını şu anda bilmiyorum. Senin için elimden geldiğince yani açıklanabilecek bir şeyse, kendisinin de öğrenebileceği ve sonradan geri bildirim verebileceği bir durumsa çocuğa bunu söylemek. Senin için bu soruyu nasıl cevaplayacağımı bilmiyorum şu anda. Bana bir gün veya iki gün izin ver, araştıracağım, bakacağım ve bu soruyu cevaplamak için çabalayacağım.
Ama çocuğun en azından karşıda bilmiyorum deyip geçmekten ziyade oradaki duygusunu, merakını fark ettiğinizi de destekleyerek, onun için çabalayacağınız mesajını da vererek ya da gerçekten bilmiyorsunuz ve cevaplayamayacağınız bir soruysa da bunun sizde ne yarattığı ve ne hissettiğini de aktarmaya çalışarak cevaplamak çok önemli. Çok güzel. Peki bu durum dediğimiz gibi devam ettiği süreçte bir uzmana danışılması gerekiyordu. Uzmanlar neler yapıyorlar, hangi terapi tekniklerini kullanmak travma sürecinde daha yararlı? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Yani genelde işte dediğimiz gibi aslında bir 3 ay kadar izleme süreci olmasını bekliyoruz. Tabii ki böyle bir çok zorlanılan bir kriz durumu olduğunda da o ilk 3 ay içerisinde de destek almak için gelinebiliyor uzmana. Biz de o noktada zaten değerlendirmelerimizi yaparken de ebeveynlere de bu bilgiyi veririz. Birazcık izleyelim, beraber eşlik ederek izleyelim. Ama evet hani şu boyutlarda etkilenmiş olduğunun farkındayız gibi. Fakat 3 aydan sonrasında da uzmana gelindiği noktada önce bir çocuğun ne durumda olduğu, ne seviyede etkilendiği, yaş dönemi yine çok karşımıza çıkan bir kavram ama maalesef öyle tabii ki. Hani gelişim dönemine uygun bir şekilde çocuğun yaşadığı duruma da neyin aslında hangi terapi tekniğin biraz daha iyi olduğunu da değerlendirmeye çalışarak ilerlemeye çalışıyoruz. Ama öncelikli olarak sağlamaya çalıştığımız şey çocuğun duygu durumunun stabilizasyonu ve güvende hissediyor olması. Terapi olarak da yani klinik çalışmalarda terapi tekniklerinde genelde çocuklarla travmada en sık kullanılan yöntemlerden birisi oyun terapisi. Özellikle yani 11-12 yaşa kadar 2 yaştan itibaren birçok konuda çalışılabiliyor oyun terapisiyle beraber. Travmada da çok etkili bir teknik oluyor. Bir de EMDR diye bir tekniğimiz var. Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme olarak açılıyor Türkçesi. EMDR de çocuklarda çok hızlı cevap veren ve çok etkili olan bir teknik. Ama bunun haricinde işte bilişsel davranışçı terapi de uygulanıyor. Travma odaklı bilişsel davranışçı terapi de uygulanabiliyor. Sanat terapileriyle çok destekleyici çalışmalar yapılabiliyor. Bazen grup terapileri olabiliyor çocuklar için. İşte psikodrama odaklı olan grup terapileri de yapılabiliyor. Ama hani ağırlıklı olarak daha bilişsel ve EMDR ve oyun terapisi kullanılan teknikler oluyor. Ben programı kapatmadan önce çocuklarda travma yaşadıklarında, evet bu travmayı atlattıklarında bazen onların hayatlarında daha büyüdüklerini görüyoruz. Yani travmatik büyüme sürecinden de çok kısa böyle olumluyla bitirelim. Evet, bu travmatik çok önemli. Büyüme kısmından da biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Bu çok önemli çünkü hani her bir durumda yaşanan travmatik durum sonrasında özellikle bizim kültürümüzde de çok şey vardır ya, yazık. Evet. Onun da başına bunlar geldi. Bazen bu gerçekten bir insanın hayatı için çok koruyucu olabiliyor. Yaşanan olumsuz durumlar sonrasında öyle bir değişim, dönüşüm gerçekleştirebiliyorlar ki bambaşka bir insan olma haline gelebiliyorlar. Yani şundan bahsetmiyorum, Amerika'yı yeniden keşfetmiyorlar. Ama sahip oldukları becerilerin hani öncesinde atıyorum değerlendirmede şuradaysa şuraya çıktığını görüyoruz. Çok daha başarılı, çok daha güçlenmiş bir şekilde bu olaydan çıkabiliyorlar. Yaşadıkları olaydan sonra baş etme becerileri, aldıkları destekle de beraber ya yazık ay bunları da yaşadığından ziyade belki o çocuk yarın öbür gün dönüp size yazık bu dünyadaki birçok şeyin farkında değilsiniz de diyebilecek noktaya gelebiliyor. O yüzden onların, ben de bir terapist olarak hani her zaman şuna çok inanırım. Çocuklar her zaman bize doğru yolu bizden daha iyi gösterirler. Onları dinlemek ve duymak o yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Deniz Hanım. Ben teşekkür ederim. Bugün çok güzel ve çok önemli bilgiler verdiniz bizim için. Çocuklarda travmayı konuştuk bugün. Travmatik süreçte çocukların nasıl tepkiler verdiğini konuştuk. Bu tepkilerin sonucunda ailelerin neler yapması gerektiğini konuştuk. En sonunda da aslında bu travmaların çocuklar için bazen travmatik büyümeyi oluşturabildiğini ve daha da büyüdüklerini ya da hayata bakış açılarının değişebildiğini söyledik. Haftaya yine önemli bir konuyla beraber görüşmek üzere. Hoşça kalın.